hayatınızda bu sene... Banu Hanım tabii bir geceye katılıyor beraber. Biraz artık yaş aldı normal. Biraz da değil mi? Şey yapmış, biraz daha hafif kilo vermiş. Evet. Değil mi? Evet. Fakat yepyeni, taptazecik aşk. Aşk. Çok beğeniyorum. Aşk yaşıyor, tutkun. Aşktan söz ediyor. Hiç bırakmadı ucunu maşallah. Ben de çok çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Çok kilo vermiş, biraz belli olmuş kilo verdiği yüzünde evet, filan. Evet. Görelim. Toplar, daha yaşı genç. Evet. En güzel şey neydi? Kemal Yıldız'a aşık olmam. Evet. Kemal Yıldız'a aşk. Sadece aşk en önemli şey dünyada ama Kemal Yıldız tabii ki. Yıldız'daki altın kelebek kim? Altın kelebek Kemal Yıldız. Bunu çok sevdim. Yapar böyle. Yani konuşurken o yılların insanları yaparlar. Böyle bir daha bir kibar konuşmam. Ben izliyorum gibi üzerine. Yapar konuşurken. Ama yapıyor hala. O çok hoşuma gidiyor yani, hiç hani bırakmadı. Bir de şu kadar güzel giyinip gelen de yok. Ya biraz çok Nevresim reklamı gibi de görünse ama müthiş yani, müthiş değil mi? Danteller, evet, manteller falan, bir beyaz çok hoş bir elbise, çok hoş bir şapka değil mi? Onunla uyumlu mu bilmiyorum işte, böyle bir çanta falan, böyle iyi yani. O bir son dakika kararı gibi yani. Ha? O biraz son dakika kararı gibi. Ama de güzel. Valla şey özellikle ya, seçilmiş ben, gibi. Bence özenmiş gibi. Özenmiş. Yani renk versin evet, diye evet, kırmızı seçmiş. Ama aşktan söz ediyor yani, kimse umurunda evet, değil. Kimse umurunda diye arıyor, tekmeyi gönderiyor yani, ne olacak orada, şu olmuş bu olmuş, hiç önemli değil. Kim, Kemal Yıldız mı Cemal Yıldız mı, anlamadım. Kemal dedi galiba. Kemal Yıldız, evet. Tanıyor muyuz? Yok, aşık olmuş. Belki de tanıyor yani, belki de tanımamız gerekiyordur, o da olabilir. Aşık olmuş, gelmiş oradan, oradan oraya ilanı aşık yani. Kim cesaret edebilir abi, müthiş. Devam. Devam. Kış mevsimi geldi. Gerçekten biz arkadaşlar doğalgaz faturası ödemiyoruz çünkü evde doğalgaz yakmıyoruz. Niye? Müthiş, müthiş bir yani, açlığımızı doyuran bir program hakikaten. Harfiyade bir kız, biz de daha önce konuk olarak aldık. Hande. Hande Sarıoğlu. Müthiş, müthiş bir kız, müthiş. Paylaşımcı. Evet. Her şeyi paylaşmak istiyor. Neşeyi, eğlenceyi, her şeyi. Çoğunluk bu aynı kişi mi beraber program yapıyor? Daha önce de bu bey mi vardı yanında? Bu adam da dayanıyor yani, her şeye rağmen o programda oturuyor ve sükunetli cevaplar vermeye çalışıyor falan. Tabii yine sanatçılar son zamanlarda muhalif mi desek bilmiyorum artık. Mesela doğalgaz mesela burada da işleniyor. Hani değil mi? Mesela birçok sanatçı da eskiden, işte geçen programlarda da anlattık. Mesela işte geceliğin hani işkembeciden çıkıyorlar falan, hiçbir şey eğlenmişler falan filan. Eskiden şeyi sorun, nereye gidiyorsunuz, kim kimle sevişecek, siz mi onunla mı yatacaksınız falan. Değil mi, böyle şeyler soruluyordu falan. Şimdi çıkıyorlar mesela, geçen gün işte kızcağız çıkmış, çok meşhur. Diyor ki kelle paçayı kaç para biliyor musunuz, kelle evet, paçayı. Bir sanatçılar bir muhalif geldi bana. Yani anladın mı, böyle burada da aynı muhalefeti görüyoruz. Ne gerek var? Ne gerek var? Ama burada da tabii ki doğal gaz faturaları söz konusu ediliyor. Buyurun görelim. Çünkü ben alev alev yanıyorum. Tabii. Benim ateşimle ısınıyoruz arkadaşlar. Yanıyor, yanıyorum. Sayıyor, sövüyorum. Bitmeyen hesabım var. Almaya geliyorum. İnsanım ben. Sağlıklı ve sakin. Yaşamımdaki en önemli insanım ben. Dur, dur. Müthiş böyle yani, insanı intihara da yönlendirebilir. Aşka, hayata ve dünyaya, yaşamaya da yönlendirebilir. Hanımefendi galiba hekimdi. Psikiyatr. Bak sizin şeyden. Ondan sonra psikiyatr, fakat tabii ki çok deneyim. Çok bilgi, çok bilgi, görgü, deneyim insanı bu hale getirebiliyor hakikaten. O kadar dolup taşıyorsun ki artık fışkırıyor. Fışkırıyor, evet. Bir de bir huzur var tabii ki mutlaka. ya bende daha çok, bende daha cinayi duygular uyandırıyor ama tabii genelde yani toplum içerisinde işe yarayacağı kesin, görelim. Ve özgür. Kendimi tanıyorum, hedefime yürüyorum, kendimi... Bu şarkı dilimize niçin pelesenk olmasın? Kendimi seviyorum, kendimi tanıyorum, hedefime yürüyorum, değil mi? Yani isterseniz bir baştan alabilir miyiz? En baştan, aslında en baştan alamaz mıyız? Yani geri dönemiyoruz ha. En baştan
en baştan şunu bütün hepsi... Ne olur verin. Şimdi öğrenmeye çalışıyorum. İnsanım ben. Sağlıklı ve sakin. Yaşamımdaki en önemli insanım ben. Beraberce söyleyelim. Evet, hepinizin sesleri çok güzel değil mi? Ses, 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 ses. İnsanım ben. O da olur, o da olur. Daha geç saatler için. Evet. Ya, şimdi bir orada şey, buyurun. İnsanım ben. Yaşamımdaki en önemli yaşamımdaki insanım. En önemli insanım ben. Evet, öğreniyoruz yavaş yavaş. Evet. Neşisel anlıyor. Çok hoş. Özgür. Kendimi seviyorum, kendimi tanıyorum, hedefime yürüyorum, kendimi seviyorum, ben beni seviyorum, kendimi seviyorum, kendimi biliyorum, kendime güveniyorum. Ya belki söz yazarlar açısından bir tabii kabızlık olmuş tekrar. Onu görüyoruz. Kendimi seviyorum, kendimi tanıyorum, kendimi seviyorum, kendimi Marmaris seviyorum. İkna olmaya çalışıyorum. Sonra kendimi o zeytin ağacının altında bu şekilde görebiliyorum. Lütfen yapma. Ne olur. Yok yani, kendimi seviyorum demeyebilirim. Sizi seviyorum falan diyorum. Evet. Bu belki. Evet bir şey tabii. Bir, aslında bir motivasyon çalışması değil mi hocam? Muhtemelen yani, öyle. Ha? Yani bir motivasyon. Ya muhtemelen belki öyle. Belki bu şarkıyı kendi toplantılarına katılanlara ezberletiyor ya da zorla söyletiyor. Böyle yapılıyor şu anda bu arada. Yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Aa, çok acayip bir şey. Nasıl? Evet. Böyle bir çok ünlü birisi var hatta. Yoga hocası, ha. Öğretmeni. Hmm. Ben adını bilmem de Emre bilir. Hmm. Çok ünlü birisi. Bayağı fulluyor yani konser salonu. Evet. Herkes ayağa kalkıyor hep birlikte bu tip şarkılar. Evet. Çok güzel. Bayağı. Daha, daha neler göreceğiz. Evet. O şekilde. Evet. Çok iyi. Bu Netflix'te falan da böyle belgeselleri yayınlanıyor. Hani böyle Amerika'da tarikatlar falan filan beraber. Sonra adam uzun büyük seneler değil. Onlar toplu intihar ettiler. Bir şeyler yaptılar filan. Bayağı bir olaylar çıktı. Müritlerin filan şey yani böyle bayağı bir de kriminal işler yani. Onlar da bunları yapıyorlar. Evet zaten. Ama böyle başlıyor onlar. Evet cemden falan söylüyorlar. Ama dava filan açılmasın. Ben çok uğraşıyorum. Kesinlikle hanımefendi için söylemiyorum. Ya Amerika'dakiler... genelde böyle pozitif başka kendimi seviyorum, kendimi tanıyorum, hedefime yürüyorum ben. Aslında evet akıla takılmıyor değil yani. Evet. Bu aralar karmaşık bir duygu haline sahibim. Bu tabii ki konuşmalar burada sosyal medyanın gündemindeydi. Hani Ricky Gervais diyor ya, evet. Ulan diyor dünyayı ilgilendiren mesajlar falan vermeyi bırakın, alın. Ödülünüzü. Menajerinize teşekkür edin. Yani menajerinize teşekkür edin. Çekin gidin diyor ya. İşte o yani aslında hakikaten bu. Ama tabii ülkemizin evet. Yani gençlerimizi de tanımamız açısından yani çok zeki gençlerimiz. Çok umutluyuz gençlerimizden. Konuşmak gerekiyor daha çok aynı zamanda. Çok güzel. Yani bunu da göstermesi açısından çok değerli bir konuşma. Hı-hı. Yani Ben şey demezdim yani hani aldım ödülü menajer. Ricky Gervais ile aynı fikirde değilim ben. Yani aldın ödülü işte anneye babaya menajer. Türkiye için geçerli. Türkiye için. Türkiye'de tabii mutlaka bu mesajlar çok değerli. Evet. Yani hem de bizim ne kadar zeki olduğumuzu, dizi oyuncularımızın ne kadar iyi yetişmiş olduğunu, ne kadar donanımlı olduğunu göstermesi açısından da hı-hı. Çok değerli tabii. İşte biz böyle öğreniyoruz. Yoksa biz dizi oyuncularını nasıl tanıyacağız? Değil mi? Dinleyelim. Bakın çok önemli bir konuşma, çok önemli bir mesaj geliyor. Görelim. Asıl ilgilendiren şu görüntü. Yani bu görüntü beni daha çok ilgilendiriyor yani. Hani değil mi hocam? Merak ederek yani şu ya. Ciddiyet evet. Ve ne olduğunu anlamayıp her şeyi kaydedenler kaydeden dünyası. Ya. Sizin konserlere de geliyor değil mi bu? Evet. Yani orada değil o. Ha? Evet. Ya genelde telefonu kafamıza falan duyuyoruz hani, bazen. Evet. Yani şeyde eskiden sinemalara sokulan korsan kasetçiler var. Sahneye atıyorlar telefonu. Yani evet abi şimdi bu ne? Orada mısın değil misin? Fakat eğer işte gençler değil mi? Umutlu olduğumuz değil mi? Gençlerimiz, dizi oyuncularımız. Ne güzel bir şey. Gururluyuz. Evet devam. Dedim ve tam olarak bu duygu beni şu an oyuncu yaptı. Çok teşekkür ederim.